Tarikatına as-sohba vel hayr fil camiye. Allah'a şükür yani geldik Şeyh Efendi'nin huzuruna. Evliyalar hazır olurlar. Nasıl yaşarken ziyaretine gelirsen kabrine yahut makamına gelince yine aynı şekilde sizi karşılar. Onun için bu gelen insan o niyetle geliyor. Muhakkak onun karşılığını Allah veriyor öyle kendisine. Hiç şüphe yok. Peygamber Efendimiz dedi, beni kabrimi ziyaret eden hayatta gibi ziyaret etmiş sayılır. Bunun evliyalar da Peygamber Efendimiz'in varisleridir. Muhakkak ki aynı aynı şey tertip onlara da var. Onları ziyaret eden muhakkak feyizlerinden nasiplenir. Onun imanına kuvvet olur. İtikadına kuvvet olur. İşlerine bereket olur. Allah'a şükür dediğimiz gibi her geldiğimiz vakit nasıl hayattayken ziyaret ettiysek aynı güzellik oluyor. Başka yerlerde de gittiği yerlerde şimdi İngiltere'de başka yerlerde bazı yerlerde epeyce bir uzun müddetler kalmış. Oralarda da makamlarıdır. Şam'da da aynı şekilde oranın kaldığı yer. Hem orada hem Büyükşehir Efendi'nin yanında da makamı var. Çünkü orayı istemişti. O makamda da senelerce hizmet etti. Senelerce şeyhinle beraber kaldı. Oralarda Şeyh Efendi'nin makamıdır. O hazır olur orada. Şimdi derler Şeyh Efendi her tarafta istediğin yerde oku, ona gider, o sana feyzi olur. O doğrudur. Allah şükür her tarafta hissediyoruz Şeyh Efendi'nin himmetini, ruhaniyetini, hazır olduğunu %100 hissediyoruz. Emin herkes de hissediyor. Ama gene imkanı olan insanlar gelip burada ziyaret etmeleri çok daha makbul olur onlar için. Yani hiç olmazsa bir defa bazı insanı hiç görmemiş. Çoğu var öyle insan, görmeyen insan. Keşke görseydim diyor ama diyor ben gelip hiç olmazsa kabrini ziyaret edeceğim diyor. Buyurunuz diyoruz. İzin istiyorlar. Hiçbir mani yok. Yani başka yollara gidip de başka seyahatlere gideceğine gelip buradan feyz alırsın, berekat alırsın, himmet alırsın. Sevap kazanmış olursun. Çünkü Allah Azze ve Celle her Allah için gittiğin yol için her adım için sevap veriyor. Makamı yükseliyor. Günah affoluyor. Normal bir Müslüman, Müslümana ziyaret için gittiği vakit. Şimdi burada şeyhi, sultanı için gelince Allah'ın sevgili kulusu, Allah'ın velisi onun muhakkak hem
dünyevi işleri kolaylık bulur. Hem ahiret için makamları yükselir, kazançlı çıkar. Yani iki cihetten kazançlı çıkmış oluyor. Tabii bu şeye mani olmak isteyenler var. Şeytan tabii, başta şeytan istemez bu güzellikleri. Yani gitmeyin derler, orada artık şey efendi yok, öldü, onun için gitmeye gerek yok. Orada ne gidip ne yapacaksınız? Onlara dinlemeyin. İsteyen gelsin, hoş geldi, sefa geldi. Dediğimiz gibi nasiplenir buradan. Maddi manevi nasip olur kendisine yani. Himmet olur Şeyh Efendi'den. Hazırdır. Kuvveti eskisinden de daha kuvvetli şimdi doğrudan. Çünkü artıktır sırf maneviyat artık bir saklayacak bir, çünkü evliyalar hayattayken mecburen, yani çünkü Allah'ın sevdiği bir sıfattır tevazu, onu yaparlar. Biz bir şey değiliz. Ama ahirete geçtikten sonra artık her şey, herkes de Allah malum eder çoğu insanlara. Onun için bir mahsur yok onların keramet göstermelerine. İnsanlara o daha fazla feyizlere ulaşmasına. Elhamdülillah. We come again to present of Mevlana Şeyh. We are happy to be here because to be in front of Mevlana, it is nice feeling. Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, he was saying, who visit me in my grave, as he visit me when I am in life. He's old in life, but it is to show people. And Awliya Allah, they are following Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, and they are inheritor of him. They are same. When you visit them in their grave makam, as you visit them in their life, you feel strong this feeling. Many people, some people, they said no need to go and visit Mawlana. He that nothing there. This is saying of Shaitan. For Shaitan, he don't want people to still following Evliyaullah. Evliyaullah, Shaitan, they are happy. They said when he died, nobody will follow him. But Shaitan is foolish, and who is following him also foolish. To visit Awliyaullah, big favor from Allah. Who visit them, they are happy with them, and they help them in spiritual to be strong iman and strong belief and love of Allah and the Prophet and Awliya Allah, and in material world also they are happy to make people to everything to be easy for people by their barakah and dua,
when you come and you visit and they are happy with you, Allah make everything easy for you, spiritual and material. And to visit some brother of Muslim brother, Allah reward everybody one giving forgiving from their sins, one reward and one higher rank. So when you are visit his beloved servant, Allah more happy with you, and he giving from his endless treasures. So many people, they like to go to holiday or to another place to enjoy themselves, but no, to come to visit their sheikh, better. Even if they are not cannot be every time, once they can come and visit and to take barakah. After Allah help them, but to believe there is nothing there, so you are doing wrong thing because you are not following Maulana what he said. This is connecting to Allah. When you say he's finished, it is you didn't learn anything from his teaching. And he is like magnetic magnet. When he is in life, he was attracting people, and in his still attracting people more and more in his grave. And he's not sleeping there, but his maqam, the real place, is here, because his clean body is here. So more strong maqam, it is here. Everywhere also he has maqam, like in London, he's, I said to people too, when they have some problem or some difficulty, to go and visit this maqam. In Damascus also, Masha, he was many, many years in Damascus, especially in his Mawlana Sheikh Abdullah Mosque. He also was many years there. So there also maqam for him. Every place in the world, mashallah, he was many places. The real maqam, well, he's 40 days it must be, but sometimes less. But when people, they believe and they make tabarruk for them, for this maqam, also he be ready there, present there. But alhamdulillah, you must not follow people who are not believing for his maqam. Because when they're saying this, it looks like Salafi people who are not respecting. But in Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he was ordering people to who visit make Hajj and he not visit me, he is not happy with me. So it is order to visit Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and to visit his inheritor. Everywhere when you
find makam for any evliya, also you can visit. For difficult of problem, Mevlana Sheikh was advising people who has a special stressed Depression. depression to visit seven awliya, and they take this depression from him. Alhamdulillah, we are happy. Everybody also happy. They are coming from all around the world, and this is a karama, miracle of Mawlana Sheikh. He is still attracting people, and more, and really, it will be like a big pull, yani bir Big magnet. magnet. Every, inshallah, here all time it will be full. Some who people there was thinking wrong, they will be Corrected. corrected, regretted, Regretting. regretted to say this, and they must make tawbah, astaghfirullah, and to make take to say pray for Mawlana Sheikh to forgive them. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.